kurutulmuş uskumru balığının adıdır. Aynı zamanda çok zayıf kimseler için de kullanılır bu söz. Sıska olabilir mi? Sıska değil. Çok zayıf. Çiroz. Çok güzel oldu bu iş. Bir tane harf almıştık efendim adayda namzette, o da nazar boncuğu olsun diye. İşte beş harfli cevapları da bitiriyoruz. Şununla birlikte zannediyorum ki 1700 puana ulaşırız. Görelim nasıl bir soruymuş. Ebedi ikametgah diye sorduk bunu. Kendimizi biraz serbest bıraktık. Kabir diyesim geliyor ama. Kabir diyesiniz geliyor. Zorunu düşünmeyin ama. Durduralım. Kabir. Mezar. Kabir. Mezar daha kolay değil mi? Mezar. 1700 oldu, ne güzel oldu. Sokak jargonuna dalıyoruz efendim. Çok da uzatmadan lafı, şöyle bir soru soruyoruz size. Emeksiz kazanç sokak jargonunda. Ben emeksiz kazancıma bakarım. Yoluma bakarım. Bu işte benim emeksiz kazancım ne olacak? İskonto diyesim gelin. Onlar indirim. Emeksiz kazanç. Bir harf. Bu da bizim emeksiz kazancımız olsun. Alalım mı hakikaten alalım, o harfi? Alalım. Aldık. Alalım. Ve çok güzel yerden geldi. Avanta. Avanta Mertcan Beyciğim. Kasayı 2200 yapan cevaptır. 6 harfli cevapları da bitireceğiz. 2 dakika 32 saniye var elimizde. Herhangi bir şekilde takılırsak, yine harf alma arzusu içerisine girersek, söyleyin kendinize iyi durumda süremdeyim. Olur mu? Okay. Daha uzun düşünebilirsiniz. Tamam. Buyurun. Açı ölçer de denilen o yarım çember biçimindeki aracın diğer adı neydi? Neydi? Çizim ve ölçüm aracı. Gönye diye isim geliyor. Gönye değildi de o... Pergel. Harf istediler basarken. Harf, basarken bir harf istediler. Pardon. Türkçe. Özbeöz Türkçe bu da. Açı ölçer. Bir harf daha alsaydım keşke. 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 Bir ipucu daha çıkmaz mı? Bir açıdan diğer açıyı, hani bir açı kolundan diğer açı kolunu şöyle baktığınız zaman oradan buraya sanki böyle bir nakil yapıyor gibi. Hani onu ona naklediyor gibi. Çıkmayacak. Birini birine naklediyor. Sanki onunla bir şey kuruyor gibi. Bulan var mı? Arka tarafta da yok. İletkiydi onun ismi hocam. Hani şu şöyle tabanca yapıp da dekvancılık oynadığımız. Ama yok, sizin daha eğlenceli oyunlarınız vardı o zaman. Özür dilerim. Çıkmadı. Bizim geçmiş zamanlarda. Kafadaki sözlükte yoktu, olsa çıkardık. Darcığınızda yoktu. Şimdi şöyle bir sonuca neden oldu bu. Ne yazık ki o arzu ettiğimiz 9000 lira ulaşamayacağız. 8500 fena bir sonuç değil. Rakiplerinizi risk almaya yönlendirecek bir sonuç efendim. Daha azını istemeyin ne olur. Tamam mı? Hali hazırda 2 dakikadan fazlası var elinizde. Rahat rahat sürenizi kullanarak harf almadan cevaplayabileceğiniz çok soru var bende de. Buyurun, ilki geliyor. Eniştelerin birbirleri için kullandıkları unvandır. Bacanak. Çok güzel. Yerleşti yerine. Bacanak kadar hızlı olmasa da yine harf almadan cevap verilebilecek tipte bir soru. Görelim efendim. Yok ki örtülü bir anlamı olan düşündürücü. Yani konuştu ama biraz böyle hani nasıl konuştu? Sanki böyle bir laf dokunduruyormuş gibi. Bunlar İmalı. Biraz imalı. Ya da alt anlamı olan düşündürücü. Zamanlama oldukça düşündürücü Mertcan Bey. Manidar. Manidar efendim. 2400'lük 3100 oldu kasamız. Ne de güzel oldu. Buyurun, geliyor 8 harfli cevaplarınız. Hiç beklemeyelim. Ritmimiz güzel çünkü. Ordörden sonra yenen, ısıtılmış veya yeni pişirilmiş hafif yiyecek. 2 kelime. Ara sıcak diyorsun. Nedir o? Ara sıcak. Ara sıcaktır o. Gayet güzel. Olmaz olsun iletki. Yenisi geliyor efendim. Yenisi geliyor. Neredeyse bir ikileme. 2 kelimeden oluşuyor ama kökler aynı. Bir görelim. Gizli gizli, belli etmeden, bu anlamlarda kullanılan bir sözcük dizisi istediğiniz, aradığınız.
İki kelime. İki kelime. İkisi de anlamlı değil mi? Aynı kökten geliyor her ikisi de. Sanki bir ikileme. Gizli saklı diyeceğim değil. Bir harf rica edeyim. Almayın burada harf. Gizli gizli seviyor. Belli etmeden seviyor. Ya da belli etmeden sinirleniyor. Kızıyor gizli gizli. Yok çıkmıyor, harf rica edeyim ben. Buyurun, aldık bir tane. Nerede yaşıyor o duyguları? Kendi içten içe. İçten içe.